Bir çember bir noktadan geçiyorsa o nokta çemberin üstündedir. Bakın merkez 3'e eksi 1, çember eksi e 2 noktasından geçiyor. O zaman işte iki nokta arasındaki uzaklık bize yarıçapı verecek. R eşittir. E, hatta R kare diyelim. 9, 3 eksi eksi 1'den 4'ün karesi artı eksi 1 eksi 2'den eksi 3'ün karesi. Yani R kare buradan 25 oldu x eksi 3'ün karesi artı y artı 1'in karesi eşittir 25 cevap e. Orijine en yakın noktasının orijine uzaklığı denmiş. Bakın şimdi orijin şöyle bildiğimiz x ve y ekseninin kesişimi. Bu çemberin merkezi 12'ye 5. Şöyle. Ve yarıçap arkadaşlar kaç? 9. Bakın şöyle bir çember görüyor musunuz? yarı çapı 9 olduğu için tabii ki buraya yetişmiyor. Çünkü 5, e, burası 12, şurası 5 ve arkadaşlar bakın yarı çap 9 olduğu için 5, 12, 13 üçgeninden buraya 4 kalıyor. Demek ki merkezin e, daha doğrusu çemberin orijine en yakın olduğu yer şöyle bir P noktası ise PO4 geldi. Hemen şunu da söyleyeyim. Çemberin dışında bir noktanın bu çembere en yakın olduğu yer tam çemberin çapının üzerindeki şöyle bir A noktasıdır. En uzak olduğu yerde çapın üzerindeki en uçtaki B noktasıdır. X ekseninden ay ayırdığı kiriş demek y'ye 0 ver demek. Neden? Temsili olarak şöyle çizeyim. Bir çember x ekseninden ayırdığı kiriş işte şu kiriştir. Haliyle burada iki nokta arasındaki uzaklığı bulur gibi olur arkadaşlar. Buluruz gibi oluruz. Y'ye 0 veririz. Çünkü bu noktanın ordinatı 0. Yine bu noktanın da ordinatı 0 arkadaşlar. Haliyle Y'ye 0 verdiğimiz zaman X kare eksi 4 X eksi 5 eşittir 0 olur. X eksi 5 çarpı X artı 1 eşittir 0. Buradan X 1 5 X 2 eksi 1. Yani gerçekten tesadüfen çizdim ama öyle denk geldi. Eksi 1 ile 5. Yani bunların aralarındaki uzaklık 6 birim oldu. C şıkkı. İki çemberin birbirine içten teğet olması için, bakın şöyle bir görüntü yapalım. Şu rengi de bir değiştireyim. İki çemberin birbirine teğet olması için içten, bakın şöyle burası ve merkezler arası uzaklık yarıçaplar farkına işte arkadaşlar. Birinin yarıçapı r, birinin yarıçapı 12. O zaman 12 eksi r merkezler arası uzaklığa eşit olacak. O zaman hemen söylüyorum. Birinin merkezi eksi 7'ye 4. Şöyle büyük olanın. Sonra küçük olanın merkezi de eksi 1'e eksi 4 arkadaşlar. Haliyle eksi 1'e eksi 4. 4 eksi eksi 4'ten 8'in karesi. Eksi 7 eksi eksi 1'den eksi 6'nın karesi. Bunun karekökü merkezler arası uzaklık 11 mi oldu? Demek ki küçüğün yarıçapı da arkadaşlar 2 birim olmalıymış ki bunlar içten teğet olsun. C şıkkı. Berde arkadaşlar üzerinden şöyle bir teğet çizeceğiz. Bakın burası bu teğetten geçen normal deriz. Bu doğruya dik olan doğru arkadaşlar. Dolayısıyla merkezi bunun kaç? Eksi -5'e 7. Bu soruda yarıçapla işimiz yok yalnız. Normal Üzerindeki bir nokta 3'e 1. Şimdi bunların arasındaki uzaklık değil. Benim bu kesim noktasını pardon normali bulmam için ne yapmam lazım arkadaşlar? Bu doğrunun denklemini bilmem lazım. O da nasıl mümkün? Bir doğrunun eğim mantığıyla y2-y1 bölü x2-x1 doğrunun eğimi 4 bölü 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 geldi y eşittir eksi 3 bölü 4x artı ne oldu? Şimdi istediğimiz bir tanesini yerine yazalım. 3'e 1 yazıyorum. 1 eşittir eksi 9 bölü 4 artı ne? de arkadaşlar? 13 bölü 4. Demek ki e, y eşittir eksi 3 bölü 4x artı 13 bölü 4. Payda eşitlersem 4y eşittir eksi 3x artı 13. Hepsini sol tarafa attığım zaman işte cevap b şıkkı x artı 1 doğrusu çembere teğet olduğuna göre arkadaşlar ikisi de böyle hani çok şey değil görünmüyor. Ee, özel çember ve özel doğru. Ben zaten çoğu analitik sorusunu y eşittir x, x eşittir 0, x eşittir k, y eşittir t şeklinde doğrular değilse rastgele çizerim. Böylece şunu görürüz. Bir çember bir doğruya teğetse çember analitiğinde sizden şunu bekliyor. Merkezden t'te inen doğru diktir ve yarı çaptır. Bu yüzden merkezin doğruya olan uzaklığı yarı çap olacak. Haliyle merkezine bakalım bunun. 1, eksi 2. x'in kat ve y'nin kat eksi 2'ye böleceksiniz. 1, eksi 2. Bir noktanın doğruya olan uzaklığını bulurken doğrunun bütün harflerini aynı tarafa toplamak lazım. Şimdi yazın yerine eksi 2, eksi 1, eksi 1 mutlak değer içinde bölü x'in katsayısı y'nin katsayısı bunların karelerinin kareler, karelerinin toplamının karekökü. Dolayısıyla 4 bölü kök 2'den yarıçap 2 kök 2 oldu arkadaşlar. Bir de yarıçap formülümüz neydi? D kare, e kare, eksi 4 ve kare kök bölü 2 arkadaşlar. Böylece yerine yazarsam şimdi 4, 16, eksi 4 m'nin kare kökü bölü 2 eşittir 2 kök 2 olacak. E, 20 eksi 4 m'nin kare kökü eşittir. 4 kök 2. Karesini alırsak 20 eksi 4 m eşittir. 32. 12 eşittir. Eksi 4 m. m de buradan eksi 3'müş. A şıkkı. Çemberler teğet ise çember analitiğinden ziyade önce bir bunların merkezlerini birleştirmek lazım arkadaşlar. Bakın bu iki çember dıştan teğet o yüzden birleştiriyorum. Bu arada Büyük çember x kare artı y kare eşittir 144 ya. Yarı çap o zaman 12. Ve merkezi 0 0 çünkü merkezi orijinde gerçekten. 12 olduğu için burası 6, burası 6, burası 6. Şuraya r diyelim, buraya r diyelim. İçten teğet bakın o merkezli çember ve küçük çember. Bu yüzden burası da 12 eksi r. İşte burada bir dik üçgen. R'ye 4 versek 6, 8, 10 üçgeni geliyor. Demek ki R 4 olduğuna göre 12 eksi r de 8 oldu. Merkezi 8'e 0. Bu çemberin yarı çapı da arkadaşlar 4 oldu. x eksi 8'in karesi artı y kare eşittir 16. Yani buna göre cevap c şıkkı. Şimdi şöyle bir çember çizelim. İçten teğet olacak gördüğünüz gibi. Ve merkezi 12'ye eksi 5 olan çember. Şöyle. diğer arkadaşlar merkezi zaten sıfıra sıfırda. İki çember içten teğetse merkezleri böyle birleşir. 324 18'in karesi. O zaman şöyle. Şurası 18. Bu iki merkez arasındaki uzaklıkta bize nereyi getirecek birazdan? Küçük çemberin yarı çapını. Böylece 12 eksi 5. 12 eksi 0'ın karesi. Eksi 5 eksi 0'ın karesi. Bundan sonra bu da 13'ün karesine eşittir. 13 olduğu için küçük çemberin yarı çapı da 5 oldu. Demek ki x eksi 12'nin karesi artı y artı 5'in karesi eşittir 25 oldu. E şıkkı. İki tane doğru dikse eğimler çarpımı eksi 1'dir. Şimdi e, rastgele bir x, y noktası alacağız. Böyle p noktası. Sonra arkadaşlar A bakın. Şimdi 4'e 6. Bir de PB diyor. O zaman böyle bakın. Eksi 3'e 5. E, P'yi bilmiyoruz. Zaten arkadaşlar P'ler değişiyor. Bakın şimdi. P böyle görüyor musunuz? Sonra P böyle yine. Dolayısıyla aslında şunu fark etmeniz gerekiyor bu çizimlerimden. Hipotenüsleri aynı olan dik üçgenler bize ne belirtir? çember belirtir arkadaşlar. Ve merkezi gördüğünüz gibi AB'nin tam da orta noktasıdır. Dolayısıyla bu noktaların geometrik yerinin önce çember olduğunu anlayacağız. Hipotenüsleri aynı olan dik üçgenlerden dolayı. Sonra merkeze bakacağız. Merkeze baktığımız zaman 4-3 toplamlarının yarısı 1 bölü 2. Sonra yine 6 artı 5 toplamlarının yarısı 11 bölü 2. Yarıçapı çapı Hemen bulalım iki nokta arasındaki uzaklıktan 4 eksi eksi 3 7'nin karesi 6 eksi 5 1'in karesi bunun karekökü kökü 5 kök 2 e, olmuş oldu. Tabii ki yarı çapta buradan 5 kök 2 bölü 2 geldi arkadaşlar. Şimdi bir kere şıklardan gidebilirsiniz isterseniz. Merkezi 1 bölü 2 ve 11 bölü 2 veren hangisidir? Bakın bu olur. Başka var mı? Başka hiçbir şekilde yok. O zaman cevap A dersiniz. Siz test tekniğiyle merkezini nasıl buluyorduk? X'in kat sayısına eksi 2'ye böl, Y'nin kat sayısını eksi 2'ye böl. Ama normal düzgünce yapmak isterseniz şunu yapmanız gerekiyor. Tabi hani sınavda yapmak istemezsiniz de öğrenme amacıyla yaparken bunu böyle yazarsınız. Eşittir 5 bölü 2 bölü 2'nin karesi de 50 bölü 2'den 25 olur arkadaşlar. Açtığınız zaman zaten x kare eksi x, y kare eksi 11 y diye bu denklem gelecektir. Şunu da önemsemiş olalım. x gördüğümüz yere x eksi 2, y gördüğümüz yere y artı 1 yapacağız. Çünkü dönüşüm yapılmış bu şekilde. Artık bakın x eksi 2'nin karesi normal bildiğimiz fonksiyon yorumu aslında. y artı 1'in karesi 2y artı 1 eşittir 0. Bunları açacağız sadece x kare X artı y kare eksi 4x buradan artı 2y buradan artı 2y de buradan 4y oldu sonra artı 1 artı 2 de oradan 3 4 de buradan gelir 7 eşittir 0 oldu buna uygun cevap hangisi oluyor d şıkkı k ve l noktalarından geçen ve merkezi doğrusu üzerinde bulunan çemberin merkezinin koordinatları şimdi Bakın burada şöyle önemli bir durum olacak. Çapın uç noktalarını vermemiş. Belki bazı arkadaşlarımız o yüzden sıkıntı yaşamıştır. Hani çapın uç noktaları alır ayrı bir şey ama soruda onunla ilgili bir şey demiyor. Böyle çemberin üzerinde iki nokta var. Merkezine dikkat edelim şimdi. Merkezi hem bu noktaya hem bu noktaya eşit uzaklıktadır, değil mi? İşte bu soru bununla alakalı. Hatta tek bilinmeyene düşürelim y eşittir x artı 1 olduğu için öbür tarafa attığımdan bak merkezine x ve x artı 1 diyeceğim. Bundan sonra normal temel analitik bilgisi bazen işte bu analitik neden zor geliyor arkadaşlar aslında size en temel yorumları kullanıyoruz. Genel olarak geometri de öyle. En zor sorularda bile biz en temel bilgileri kullanırız. Yeni orijinal bir şey üretmeyiz. Dolayısıyla mk ile ml yarı çapı olduğu için birbirine eşit x eksi 6'nın karesi artı e, x artı 1'den 1 bir çıkarsa x'in karesi. mk'nın uzaklığının karesi bu. Şimdi x eksi 1'in karesi artı x artı 1 eksi 4'ten x eksi 3'ün karesi. Bundan dolayı x kare eksi 36 artı 36 eksi 12x artı x kare x kare eksi 2x artı 1, x kare eksi 6x artı 9. Şimdi x kareler gitti gördüğünüz gibi. E, ee, 36 eksi 12x sol tarafta kaldı. Burada da eksi 8x artı 9 artı 1'den 10 geldi. Demek ki 4x eşittir. 26 inşallah işlem hatası yapmamışımdır. Çünkü 13 bölü 2 çoşuma gitmedi buradan 13 bölü 2 geldi. O zaman yerine yazarsak 13 bölü 2 artı 13 bölü 2 artı 1. Ha bunlar zaten 13 bölü 2, 13 bölü 2, 13 oluyor. Bir daha 14 oldu arkadaşlar. Merkezin koordinatları toplamı değişikli. Çember doğruya teğet arkadaşlar. Ama bu sefer uzaklık yani yarıçap sorulmuyor, şu soruluyor, değme noktasının şöyle bir P diyelim, ordinatı soruluyor arkadaşlar. Merkez Eksi 1'e 3. Doğru x artı y eksi 3. Ne yapacağız? İki doğrunun kesim noktasını bulacağız. Şöyle merkezden ve p'den geçen doğruyla teğet doğrusu birbirine diktir. Hemen şimdi yeşil doğrunun denklemi de bulalım. Bu doğrunun eğimi y'yi yalnız bıraktığınız zaman x'in katsayısı eksi 1. Haliyle iki doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1 olması için bu doğru da 1'dir. y eşittir x artı n doğrusu. Şimdi denklemde yerine yazarsak 3 eşittir eksi 1 artı n'den n 4 oldu. Y eşittir x artı 4 doğrusuyla şu doğru yani orada da y'yi yalnız bırakırsam eksi x artı 3 eşittir 0 doğrusu. Taraf tarafa topladığım zaman e, böylece bakın x'ler gidiyor 2y eşittir 7 geliyor. Y 7 bölü 2 oldu D şıkkı. Şimdi merkezden Te, kirişe inen dik kirişi 2'ye böler. O yüzden BC'nin orta noktası olan bu, bu P noktası M'den geçen doğruya diktir. Haliyle MP'yi bulmak için e, daha doğrusu P'yi bulmak için MP doğrusuyla BC doğrusunun dik kesişmesinden yararlanacağız. Burada da P'yi bulmak için iki doğrunun kesişimini bulacağız. Dolayısıyla Y eşittir X olduğu için bunun eğimi 1'dir. Demek ki MP'nin eğimi arkadaşlar ne olacak? Eğimler çarpımı eksi 1 olması için eksi 1. Y eşittir eksi x artı n diyeceğim. Bundan sonra yerine yazarsak 5 eşittir eksi 3 artı n. N de 8 geldi. Demek ki bu doğru y eşittir eksi x artı 8'miş. Diğer doğru da y eşittir x. İşte gerçekten bakın Bunların böyle kesim noktası bize bu P noktasının koordinatlarını verecek. Bu yüzden dik kesişmelerde bunları bir düşünmek gerekiyor. Haliyle arkadaşlar o zaman bakalım. Taraf tarafa topladığımız zaman şunlar birbirini götürecek. 2'ye eşittir. 8'den y4 olacak. y4 ise burada yerine yaz. x de 4 cevabımız a şıkkı. Evet zor bir soruyla arkadaşlar karşı karşıyayız. Şimdi çem doğruları ben size önden bir çizdim tamam mı? x artı y eksi 1 eşittir 0 doğrusu. Ee, x artı 2y eksi 4 eşittir 0 doğrusu. Bunlar böyle dışarıda kesişecekler. Şöyle bir üçgen oluşacak. Ve bu üçgenin çevrel çemberinin merkezi. Yani böyle köşelerinden geçen çemberi tabii çizmek benim için çok kolay değil. Böyle idare edin tamam mı? Şu köşeden de geçiyor ama ya da dur yani çizmeye çalışayım. Biraz yamuk da olsa bir çember. Bakın şöyle bir çember yukarı doğru gidiyor. Şimdi burada arkadaşlar nasıl bir işlem yapacağız ki bu çevrel çemberin merkezinin koordinatlarını bulacağız. Dik üçgen olsana güzel çapı gören çevre açı derdik ama burada yapacak bir şey yok. Şöyle bir merkez diyorum. Merkezden kirişe inen dik Kirişi ikiye böler ya arkadaşlar. En azından şunu söyleyebiliyorum bakın. 1 artı 4 bölü 2'den. Burası 5 bölü 2'dir. Merkezin apsisi 5 bölü 2 oldu. Ee, gelelim ordinatını bulmaya. Tabi orası önemli olacak şimdi. Bu üçgenin arkadaşlar hatırlıyor musunuz bir alanı vardı. Bu üçgenin alanı ABC bölü 4R. Çevrel çemberin yarı çapı yardımıyla. Bu aynı zamanda normal standart e, tabanı bunun 1 4 eksi 1'den 3 olduğu için 3 çarpı H bölü 2'ye eşit olacak. Haliyle hemen yüksekliği bulmak için ne yapmamız lazım? Bu iki doğrunun kesim noktasını bulmamız gerekiyor. Onun da ordinatını. Şimdi ordinatını bulalım. Ee, taraf tarafa çıkarırsam şöyle. Eksi x artı x sıfır. 2y eksi y y. Eksi 4 eksi 1. Y de buradan 3 geldi. Demek ki burası da 3'müş. O zaman 9 bölü 2'ymiş bu üçgenin alanı. Apsisini de bulalım madem öyle 3 eksi 1 2 ee, buradan da o apsise eksi 2 oldu demek ki burası eksi 2 3 noktasıymış. Şimdi buradan tek tek kenarların uzunluğunu bulacağım arkadaşlar. Şurası zaten 2 burası 1 o zaman 9 9 9 kök 2 burası 3 kök 2 oldu. Sonra e, geldiğimiz zaman diğerine 2 buradan Şurası da arkadaşlar 4 birim 6. Burası da 3 kök 5 oldu. Bu üçgenin alanı bakın 3 kök 5 çarpı diğer kenarı 3 kök 2 bulduk. Üçüncü kenar zaten 3'tü. Bölü 4 R. R'yi bulacağız artık. Şu 3'ler gitsin. 9 oldu bunlar sadeleşti. Sonra 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2. 2 ile bunu sadeleştirdim. Kök 2. 3 kök 10 bölü 2 oldu arkadaşlar. Şimdi artık şöyle bir merkezden çemberin üzerindeki bir noktaya yarı çap indirirsek işte burası çemberin yarı çapıdır. 3 kök 10 bölü 2. Şuranın zaten e, kaç o, buranın e, kaç olduğunu biliyorum bir bakayım. 4'ten 5 bölü 2 çıkarsa kaç oluyor ya? 3 bölü 2. Burası da arkadaşlar 3 bölü 2'ymiş. Pisagor'dan o zaman artık şu Pisagor'dan y'yi bulacağız. Y kare artı 9 bölü 4 eşittir. 90 bölü 4. Buradan da 81 bölü 4'ten merkezin ordinatı da 9 bölü 2'ymiş. Böyle zulüm bir soru maalesef. x eksi 5 bölü 2'nin karesi artı y eksi 9 bölü 2'nin karesi eşittir. Yarı çapta 3 kök 10 bölü 2 olduğu için 90 bölü 4 arkadaşlar. Bundan sonra sadece bu denklemi açmak kalacak. O da e şıkkı yapıyor arkadaşlar. Yani Böyle acayip bir soru ne desem yani şimdi acayip değişik olur. Geçmiş olsun diyelim bu soru için.